Mikser, bu arada sana evliliği tavsiye ediyorum, haberin olsun. Gerçekten mi? Evet. Kimse benimle evlenmek istemiyor Özlem. Ama karşına hani seni sevecek, sana uygun, anlaşabileceğin birini bulmalısın. Neymiş efendim, çok konuşuyormuşum. Olabilir, o da sana yakışıyor zaten. Neymiş efendim, saçım çok uzunmuş. Saçın mı? Bana öyle diyorlar, biliyor musun? İnanmıyorum. Ben alırım, sen işine bak. Sarışın olman da kimsenin hoşuna gitmiyor. Neyse, bulursun sen de gönlüne göre birisini ya. Kısmetinde varsa neden olmasın? Selma anne bana söz verdi. Rize'den bulacak. Bulacağım. Domates çorbası için tereyağı da salça kavruluyor. Unla karıştırıldıktan sonra rondodan geçen domateslere bir çay bardağı süt ekleniyor. Suyu da ayarlandıktan sonra domates çorbası pişmeye bırakılıyor. Anneciğim, Özlem'e düğünde ne taktın? Hasır takım tak. Gerçekten mi? Tabii. Trabzon hasırı. Trabzon hasırı hem de. Hay maşallah. Profiterol hamurunu nasıl hazırladın, anlatır mısın? Şimdi ben bunu suyun içinde tereyağını pişirdim. Sonrasında da soğuyor biraz bu. Böyle yapışkan bir hamur elde etmemiz için ve hamurun kabarabilmesi için içini dolduracağız ya. Ya bu arada mikser seni konuşturuyor, aldanma kızım. Tamam, sen işine bak. Hem konuşuyorum hem işimi yapıyorum. Ha. Benimle konuşmayı çok seviyor anneciğim, kıskanma lütfen. Hayır, kıskanmıyorum, sen benimle konuş, o yemeğini yapsın. Son yumurtada profiterol hamuruna girdikten sonra mikser ve çırpılıyor. İstenen kıvama gelince kaşıkla fırın tepsisine alınıyor. Profiterol topları tepsiye sıralandıktan sonra fırına veriliyor. Şimdiye kadar ağzımla böyle lezzetli bir tatlı yemedim. Biz bunu evden getirdik. Bunu dolmaları üstüne koyuyorsunuz. Daha lezzetli olmasını sağlıyor, daha güzel pişiyor. Kuru dolmalar dik mi pişirilir, yatay mı? Yatay. Kuru dolma olduğu için, ama normal yaş sebzeden doldursak, biber, patlıcan diyelim, onları dik dik koymak zorundayız. Ama bu kuru dolmayı, baktım ya, onun tuzuna bakmadık. Bu mükemmel. Hadi ya, bir de ben bakayım, dur. Sana güvenmediğimden değil ha. Sadece merak ettiğimden. Sadece bir tık acı olmuş olabilir. Eyvah, ben sana ne dedim? Ama su da girecek içine. Eyvah! Tuzlu olmuş. Hayır, tuzlu değil, tuzlu değil. İyi. Bir tık acı, bir tık olmuş acı. Eyvah. Ama bu da acı yenir. İnşallah kırmızı acı biberden doldurmamıştır. Ağzımı yakmak istemiyorum çünkü. Nida, su çeker değil mi acısını? Çeker. Gerçi Zuhal Hanım... Biraz şeker versene anne, şeker atalım da. Tamam. Şeker atmayı unuttum çünkü. Bir dakika. Kuru dolma acı mı olur? Acı olur, evet. Biraz acı olur ama şeker... Gerçi ben çok acı yiyemiyorum. Bana da çok acı gelmiş olabilir, evet. Yani. Böyle iyi mi? Çok bile. Tamam. Güzel bir de onun baharatını koyacak şeyini koyarsa gerçekten çok leziz olur. Ama göreceğiz, tadacağız, göreceğiz. Kuru dolma, içinde pirinç var. Yemediğim tabii ki, ama tabii ki mecbur yiyeceğim çünkü puan vermek zorundayım. Tadına bakarım sadece. Nilgün Hanım neden seninle uğraşıyor anneciğim? Ya ben ne çok uğraştım. Niye bana o kadar takıldı, ben anlayamadım. Bizi kendine rakip mi? Ben hiç kimseyle, farkındaysanız, uğraşmıyorum. Herkese aynı eşit mesafede davranıyorum. Kimseyle özellikle takışmıyorum. Ama neyse, benim puanıma taktı. Kendi ona bakarsan 3 verdi. Çok mu güzel puan verdi yani? Ben onun puanını tartışıyor muyum? Bugün de sana takar mı? Kesin takacak. Ay, ama yarın da onun günü, görür o zaman. Bana takarsa ben de yarın ona takarım. Anneme bakın ya. Aman annemi kızdırmasınlar. Beni kızdırmasınlar vallahi. Karadeniz'de marum bir atarsa fena yaparım onları. Senin 3 puanın duruyor mu? Duruyor tabii. Ona göre hareket etsin bugün. Çünkü yarın onun benim günü değil mi? Benim yemekleri güzel olacak. Adım gibi benim. Çok lezzetli olacak. Siz de göreceksiniz. Satacaksınız. İnadına düşük verirse 3'ü ona saklıyorum. Bana da verirse gerçekten diskalifiye olmasını isterim. İsterim yani, bugün zaten üzerine de gene de tekrar aynı şekilde üzerine gideceğim ve söyleyeceğim. Bana sakın üçle gelme diyeceğim. Çünkü ben gerçekten gelinime güveniyorum. İnşallah heyecanı olmaz ve ben güveniyorum ve eminim ki her şeyi yetiştirecek benim gelinim. Özlem, bugün sizin gününüz olduğu için kayınvalidenin dün yüksek puan vermesi gerekmiyor muydu? Ama dün herkes 4 mü verdi? Kaç verdi? O zaman gideceklerdi. 7 verseydim sen günün ol yani. O zaman daha çok üstlerine geleceklerdi. O zaman da bunu diyecekler. Demeyecekler miydi sizce? Ben şimdi dün 7 verseydim o masaya. Çünkü 7'mle 4'üm vardı. 2. Demeyecekler mi hepsi birden tabii. Siz yarın yarışıyorsunuz ya. O yüzden 7 verdiniz. Benim vicdanım var. Benim hoşuma gitmese babamın kızı değil kimseyle ben burada arkadaş olmaya gelmedim. Herkes yarış için geldi. Ben kim, hakkı neyse ben onu veririm. Ben kimseye şey yapmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.